أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الهدرة أمين المملكة طراز الهلل ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمة عالي الهمة كاشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى خير الورى إمام المتقين أسفل أصفياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة الطائفين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وطرته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين 50. bölüm Allah korkusu Riyazu Salihin Sure-i Bakara 40. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ve iyyâye ferhebûn ancak benden korkun. Ne demek? Yalnız Allah'tan korkun. Benim dışımda kimseden korkmayın. Korkacaksanız sadece benden korkun. Allah diyor ki korkuyorsanız ancak benden korkun. İnsan korkar mı? Korkar çünkü. Havf, korkma hissi insanın mayasında var. O verilmiş insana. O zaman illa korkarsın. Diyor ki korkacaksın, sadece Allah'tan kork. O korku hissi sana onun için verilmiş. Allah'tan korkasın diye o havf, korkma hissi sana verilmiş. Sure-i Buruc 12. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnne batşe rabbike leşedid. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması şiddetlidir. Allah'ın sana mühlet vermesi seni aldatması. Allah mühlet verir, ipini uzatır, sonra birden çeker. Ne olduğunu anlamazsın. Sure-i Hud 102-106. ayetlerde de Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki Rabbin zulümeden memleketleri yakaladığında onun yakalaması işte böyle şiddetlidir. Zira onun yakalaması elem verici şiddetlidir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. Allah'ın dünyadaki yakalamaları nasıl böyle şiddetli olursa Nuh tufanını unutma yani. Lut kavminin başına gelenleri unutma. Ad kavminin, Semud kavminin başına gelenleri unutma. Daha bu dünyadaki yakalaması Allah'ın. Ya mahşerde yakalayınca ne olacak? O zamanki ceza nasıl olur? Bak şiddetlidir diyor. Allah diyor ki şiddetlidir. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Biz o günü ancak sayılı bir müddetin sona ermesi için erteledik. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Kimse ağzını açamaz orada. Ancak Allah kime izin verirse onun dili çözülür. Onlardan şakî de vardır, said de. Şakî olana, eşkıya olana gelince onlar ateştedirler. Orada onların çok feci nefes alıp vermeleri vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Sadakallahu'l-azim. Allah bizi o gün
öyle kötü akıbetten muhafaza buyursun. Amin. Cenab-ı Hak daha yaşarken bizi ikaz ediyor. E çare ne? Sadece Allah'tan korkacaksın. Sadece Allah'ın korkusunu esas alacaksın. Ötekiler tırıvırıdır. Korktuğun varlıkların hepsinin sana zararı ancak Allah'ın istemesiyle olur. Allah istemese hiçbir varlık sana zarar verebilir mi? Yok. O zaman Allah'tan korkacaksın. Allah'tan korkarsan Allah isterse seni korktuklarından emin eder. Eder mi? Eder. La akavfun aleyhim. Allah diyor ki onlara korku yoktur diyor. Bir insanlar var ki vasıfları Kur'an'da beyan edilmiş. Onlara korku yoktur diyor Allah. Niye? Onlar çünkü Allah'tan korkarlar. Allah'tan korkana başka korku arız olamaz. Mümkün değil. Onun için korkacaksak Allah'tan korkacağız. Allah'tan korkan adama başka korku yoktur. Allah'tan korkan adam ne kabirden korkar, ne sorgudan korkar, ne mahşerden korkar, ne cehennemden korkar. Dünya bir şeyler nedir lan? Hava civa. Evet, 29. mektup. 5. risale olan 5. kısım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard. Ayet-i pür envarının çok envar-ı esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir haleti ruhaniyede hissettim, hayal meyal gördüm. Demek Allahu nuru semavati vel ard ayetinin çok sırlı nurları varmış. Onlardan bir nurunu Ramazan ayında ruhani bir halde hissetmiş, hayal meyal de olsa görmüş, gördüm diyor. Biz hayal de edemiyoruz, görmekten vazgeçtik. Niye? Aklımızda böyle bir şey düşünce yok ki ne demek? Allah'ın nuru semavati verir. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayet bu. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nasıl oluyor yani? Nasıl göklerin ve yerin nuru Allah oluyor? Var mı böyle bir düşünce kafamız? Lan nasıl Allah yerlerin göklerin nuru oluyor? Yok, bizim dünyamızda böyle bir şey yok ki. Bu zat ise dünyasına bunu almış. O ayeti düşüne düşüne Cenab-ı Hak bir ruhani halette Allah nasıl yerlerin ve göklerin nuru olur onu göstermiş olur. Diyor ki hayal meyal de olsa gördüm. Şimdi biz bu zatın gördüğünü anlamaya çalışacağız bakayım. Ne görmüş? Şöyle ki Üveysi Garani'nin İlahi Ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ile ahir münacat-ı meşhuresi nev'inde bütün mevcudat-ı zihayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakıayı, kalbiyeyi, hayaliyeyi gördüm. Demek bütün canlı varlıklar Üveysi Garani gibi şu münacatı yapıyorlarmış. Ne münacat? Birkaç tanesini almış buraya.
İlahi, ey ilahım, ey mabudum diyor. Bizim Veysel Karani. Sen benim Rabbimsin, ben senin kölenim. Sen benim Halik'ımsın, sen Halik'sın, ben mahlukum. Sen Rezzak'sın, rızıkları vericisin, ben rızka muhtaç olanım diyor. Veysel Karani. Daha geniş, uzun bir münacatı var. Diyor ki, bütün canlı varlıklar Cenab-ı Hakk'a karşı aha böyle Veysel Karani gibi dua ediyorlar. Bunu gördüm diyor. Bir vakıayı kalbiyeyi hayaliye şeklinde görmüş. Kalple hayalin çalışmasıyla hem kalp hem hayal. Kalbiyeyi hayal. Hayal normal beş duyuyu ilgilendiren, beynin çalışmasını ilgilendiren merkezlerden bir tanesi. Ama kalp alemi vücuba, Allah'a, Cenab-ı Hakk'a bakan alemin anahtarı, merkezi. Demek iki merkez birden çalışıyor. Kalp alemi vücuba açılıyor. Akıl da hayaldeki gözüyle o alemi görüyor. Acayip bir şey, ikisi beraber ha. Yani hem alemi vücub hem alemi imkanı ikisini birden görecek iki organ beraber çalışıyor. Hem akıl hem kalp ikisi beraber çalışıyor. İşte asfiya budur işte. Evliya bu değil. Evliya sadece kalple gider. Akıl yok. Ulema sadece akılla gider. Kalp yok. Asfiya hem akıl hem kalple ikisi beraber gider. Bunlar, erkek bunlardır işte. Bunlarda zerre kadar şaşırma olmaz. Ne görüyorlarsa doğrudur. Ulema söyler, noksan bırakır. Evliya söyler, noksan bırakır. Ama asfiya neyse onu çıplak anlatır. Söyledikleri aynı hakikattir, hiç tereddüde gerek yok. Diyor ki, bütün canlıları Cenab-ı Hakk'a karşı aynı Üveysel Karani gibi şöyle söylediklerini gördüm diyor. İki, 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu gördüm diyor. Bütün alemlerin görünmesini temin eden şey Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Konuya nereden girmişti? Nuru semavati. Allah nuru semavati vel arz ne demek? Ve böyle gördüm diyor. Şimdi nasıl gördüğünü açacak. Teferruatını söyleyecek. Nasıl görmüş yani? Yani Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi bu alemi nasıl aydınlatıyor? Nasıl ışıklandırıyor? Nasıl nurlandırıyor? Onu üstadın gördüğü şekliyle anlamaya çalışalım. Nasıl görmüş? Ama bu kendisine kanaat verecek şekilde gördüğü şey neydi? Vakıayı kalbiyeyi hayaliye. Akıl ve kalbin birlikte gittiği bir seyahat. Şimdi nasıl görmüş bakalım. Şöyle ki, biri birine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı biri biri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Bu kainat diyor ki gül goncası gibi. Gül goncası nedir? Hep yapraklar iç içe sarılı. Önce dış yapraklar açılıyor. Ondan sonra öbür yapraklar, öbür yapraklar, öbür yapraklar. Ta en dipteki yaprağa kadar açıldığı zaman biz onu gül olarak görüyoruz. Ama gonca halindeyken bütün yapraklar kapalı. Diyor ki kainat aynı böyledir. Bak kainat bir gül goncası gibidir.
İç içe yapraklar, iç içe alemler, iç içe. O alemin içinde, o alemin içinde, o alemin içinde, o alemin içinde, hepsi iç içe, bütün varlıklar o alemin içi. Alem, 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 alem. Biri birine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi. Şu alem binler perde perde içinde sarılı. Biri biri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. O binlerce alemi bu tek alemin içinde gördüm diyor. Alemleri gördüm diyor, gördüm. Her bir yaprağı teker teker görmüş. Hangi baba yiğit var ki goncanın içindeki yaprakları teker teker göre? Diyor ki gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise ayeti nurun arkasındaki sözüyle ev kezulmatin fi bahrin rujiyin yahşahu mevcun min fevqihi mevc min fevqihi sehab zulmatun ba'daha fevqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha ve men lam yec'alillahu lahu nura fema lahu min nur. Ayeti tasvir ettiği gibi yahut onların amelleri diyor Cenab-ı Hak bu okuduğum ayet kerimede. Onların amelleri derin bir denizin karanlıklarına benzer ki o denizi üst üste dalgalar kaplamış, dalgaları da bulutlar örtmüş. Karanlıklar biri biri üstüne öylesine bastırmıştır ki elini uzatsa onu dahi göremez. Olur. İşte Allah'ın nur vermediği kimsenin nurdan hiçbir nasibi yoktur. Ha böyle de. Deniz. Derin bir denizin karanlıkları. Cenab-ı Hak rahmetiyle tecelli etmediği insanları yani kafirleri, münafıkları aha böyle bir benzetmeyle anlatıyor. Diyor ki onlar derin bir denizin karanlıkları gibidir. Üst üste dalgalar. Her dalga 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 denizin içinde ne var o görünmüyor zaten. O dalgalar görüyor. Dalgaların üstü de simsiyah bulut örtülmüş. Yani karanlık her taraf. Denizi de görmüyor artık. Bırak dalgayı. Elini çıkarsa diyor, kendi elini de görmez artık. Adam elini çıkaracak, elini de göremez o karanlıkta. Kör gibi, kör gibi. Kafirleri, münafıkları Cenab-ı Hak böyle anlatıyor. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise ayeti nurun arkasındaki şu ayet tasvir ettiği gibi bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bara görünüyordu. Evet diyor, perde açılıyordu. Perde açılınca bir alemi görüyordum ama zindan gibi. Baktığım alem diyor zindan gibi, karanlıklı. Öyle karanlıklı bir vahşet, dehşet karanlığı diyor. Vahşet ve dehşet karanlığı içerisinde görüyordum alemi diyor. Birden bir ismi ilahinin cilvesi bir nuri azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. O karanlıkla aleme birden bir Cenab-ı Hakk'ın bir ismi tecelli ediyordu. O benim karanlıklı gördüğüm alem birden ışıklanıyordu. Allah nuru semavati vel arzı anlatıyor. Nasıl Allah yerlerin ve göklerin nurudur, ışığıdır onu anlatayım. Hangi perde akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder, baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu seyri kalbi
ve seyahat-ı hayaliye çok devam etti. O bütün o gül goncasının yapraklarında, yani her bir alemin perdesi kalktıkça o seyahati de devam etti. O ruhi seyahat, o hayali seyahat devam etti. Ez cümle, şimdi bu seyahatten bazı manzaralar bizim gözümüzün önüne açıyor. Nasıl görmüş yani, nasıl karanlıklık görmüş, gördüğü karanlıklar nasıl ışığa tebdil olmuş, nasıl aydınlanmış, nasıl nurlanmış, gördüğü alem ne yani evvela. Bakalım yani, ya ola ki bize de bir gün öyle bir perde açılsa, neyi göreceğiz? Göreceğimiz şey ne? Bir ön bilgimiz olsun ki gördüğümüz zaman şaşırmayalım yani. Şimdi anlatayım. Ezcim birkaç tane madde halinde o alemlerden murat nedir? Aklımıza kapı açıyor. Diyor ki, hayvanat alemini gördüğüm vakit. Diyor ki bir perde açıldı. Sadece hayvanları gördüm. Hayvanlar alemini gördüm. Mikroplardan gergedanlara kadar, balinalara kadar, kartallara kadar. Bütün hayvanların alemini gördüm diyor. Yani hayvanlar bu kainatın içinde bir alem midir? Evet, hayvanlar bir alem. Hayvanların da içinde her bir tür ayrı bir alem. Karıncalar ayrı bir alem, örümcekler ayrı bir alem, balıklar ayrı alem, kuşlar ayrı alem, mikroplar ayrı alem, bakteriler, virüsler ayrı alem. Alem alem içinde, alem alem içinde, alem alem içinde. Şimdi diyor, evvela hayvanlar alemini gördüm. Hayvanat alemini gördüğüm vakit hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Bu kadar hayvanı gördü. Trilyonlarca hayvan. Şimdi bu hayvanat alemi hayalen ve ruhen görüldüğü zaman ilk yaratılan hayvandan kıyamette son ölen hayvana kadar hepsini birden görmesi lazım. Öyle sadece 2023'te yaşayan hayvanları görmüyor ki. Hepsini birden görüyor. O kadar hayvan var. Bunların sonsuz ihtiyaçları var ve şiddetli açlıkları var. Fakat hiçbirinin bu ihtiyaçlarını karşılama gücü yok. Karınlarını doyurma gücü yok. İnsan bunu gördüğü zaman dehşete düşer. Hayvanlar acından ölüyor ama açlıklarını giderme güçleri yok. Otu nereden bulacak? Yemi nereden bulacak? Veya parçalayıcılar eti nereden bulacak? Gücü nereden bulacak? He? Hayvanat alemi, biz bunları düşünmüyoruz ki niye? Tamam, hayvan doğduğu zaman ya yemini buluyor, ya otunu buluyor, ya etini buluyor. Ya maşallah. Biz bunları düşünmüyoruz ki. Bu zat Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle o alemin nasıl çalıştığını görmüş. Nasıl çalışıyor? Hayvanat alemini gördüğüm vakit hadsiz ihtiyaçları ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Karanlık. İhtiyaç şiddetli, güç yok. Ne olacak? Nasıl karşılayacak bunlar? Nasıl karşılayacak bu hayvan bunu? Mide var, ot yok, düşün. Mide var, et yok, düşün. Mide var, arpa yok, buğday yok. Ne yapacak bu hayvan? Hiç düşünmüyoruz ki biz, çünkü her şey var ya. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda, yani manasında bir şemsi taban gibi, parlak güneş gibi tulu etti, doğdu. O alemi baştan başa rahmet ziyasıyla yaldızladı.
Cenab-ı Hak o anda Rahman ismiyle tecelli etti diyor o aleme, hayvanlar alemine. Rızık verici ismiyle o tecellisi o hayvanların ne kadar ihtiyacı varsa hepsini karşıladı. Alem çayırlarla doldu, otlarla doldu, etlerle doldu, buğdayla, arpayla doldu hayvan. Alem birden doldu. E hayvanlar ne kadar ihtiyacı olursa olsun. Her şey var. Her şey var. Hayvanlar var ama ihtiyaçlarını karşılayacak maddeler yok. İyi, o zaman bela işte. İşte o zaman bela. Karanlıklı bir alem ama Cenab-ı Hak bir ismiyle tecelli ediyor. Bir Rezzak ismiyle hepsinin rızkını hayvanı yaratmadan önce yaratıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu alemde, fizik aleminde ilk yarattığı şey mineraller. Minerallerin tekamülü bittikten sonra ilk yarattığı şey ne? Bitkiler. Evvela ot cinsini, bitki cinsini tamamlıyor, tekamül ettiriyor. Ot neye yarıyor? Bütün hayvanların yiyeceği. Önce yiyeceğini yaratıyor, mükemmelleştiriyor, ondan sonra hayvanları yaratıyor. Gördün mü Rezzak ismi nasıl tecelli etti? Rahman ismi nasıl tecelli etti? Bir ismiyle Cenab-ı Hak bütün alemi, bu hayvanlar alemini aydınlattı. Tereddüde gerek yok. İnsan rahat etti. Ha tamam. Evet, ihtiyacı var, karnı aç ama yiyeceği hazır, depolanmış. Yiyeceği hazır be gözüm. Hangi tilki yiyeceğini düşünüyor ya? Hangi serçe yiyeceğini düşünüyor? Hangi öküz yiyeceğini düşünüyor? Dünya iki ayaklı öküzler hariç biz yiyeceğimizi düşünüyoruz yani. Ulan Allah bu mideyi koymuşsa, bu boğazı delmişse lazım olan maddeleri hazırlamıştır be gözüm. Sabahleyin sofrana gelen açsın, oturacağım, zeytin yiyeceğim. O zeytin, sofrana gelen zeytin kaç sene önceden hazırlanıyor? Kaç sene önceden senin sofrana gelecek zeytini hazırlıyor lan. O gün zeytin lazım olsa, o gün zeytin yapmaya kalksa, hayda, kaç sene beklemen lazım? Kaç sene bekleme? E beklemiyorsun da. Prep, sofrana geliveriyor ya. Yediğin peynir ne kadar zaman önceden hazırlanıyor? Bilmiyorsun. Demek Allah'ın nuru semavat vel ard ayeti aynı hakikattir. Allah ne diyorsa doğrudur. Bütün alemi aydınlatıyor. Ama Allah'ın isimleriyle bakmayı bilirsen aydınlan. Hayvanat alemini gördüğüm vakit hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda, yani manasında bir şemsi taban gibi tulu etti. O alemi baştan başa rahmet ziyasıyla yaldızladı. O zaman o da rahat etti. Elhamdülillah dedi. Bu hayvanların karnı doyuyorsa iyi. Elhamdülillah. Mesele yok. Düşünmeye gerek yok yani. Biz onun için düşünmüyoruz tabii. O imana geldiğimiz için elhamdülillah. Sonra şimdi bu bir perdeydi. O perdeyi aydınlanmış gördü, şimdi öbür perdeyi kaldırdı. Sonra o alemi hayvanat içinde etfal ve yavruların zaaf ve acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin ve herkesi rikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Hadi bu hayvanlar büyükler, tamam. Yavrular ne olacak? Yeni doğan hayvanlar ne olacak? Onlar ot yiyemiyor ki. Şimdi diyor, bu sefer onları gördüm. Birden alem karardı, karanlık. E bunlar ne yapacak? He? Birden Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki şekva ve rikkat ve hüzünden gelen yaş damlalarını ferah ve sürura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi. Ne gördü ki?
Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi tecelli edince ne oldu? O annelerin memelerinden, o etin, kanın, pisliğin içerisinden safi süt akmaya başladı. O otu yiyemeyen, eti yiyemeyen hayvanların ağzına safi süt gelmeye başladı. Nereden? Hayvanın vücudundan. Olmayan bir şey gelmeye başladı. O hayvanın vücudunda süt yok ki. İneğin vücudunda süt yok ki. Yani inek yavrulamadığı müddetçe süt oluyor mu vücudunda? İstediğin kadar kes her tarafını. Yok, süt yok. Yavruladığı zaman süt meydana geliyor. Lan mucize. Lan mucize bu, mucize. Evvallahi billah. Cenab-ı Hak Rahim ismiyle, yani şefkatiyle aleme tecelli ettiği zaman bütün yavruların ihtiyacı neyse onu akla hayale gelmeyecek bir şekilde karşılayıveriyor. Aha, bu kadar. O zaman neyin tereddüdünü edeceksin? Neyi üzüleceksin? Neyi düşüneceksin? Sonra o alemi hayvanat içinde etfal ve yavruların, etfal tıfıllar, çocuklar, yavruların zaaf ve acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları, hazin ve herkesi rikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Şimdi çıplak bakınca alem böyle karanlıklı görünüyor. Ama Allah'ın nuruyla baktığın zaman o karanlıklı alem, yani o sorular birden cevap buluyor. Birden Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki şekva ve rikkat ve hüzünden gelen yaş damlalarını, önceden ağlıyordu ya bu yavrular ne olacak diye, ferah ve sürura ve şükrün lezzetinden gelen sevinç damlalarına çevirdi. O gözle bakıyor muyuz hayvanların emişine? He vallahi. Nasıl emiyorlar analarını? Allahu Ekber. Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı. Şimdi bir hayvanlar alemine baktı. Hayvanlardan da yavrular alemine baktı. Şimdi başka bir perdeyi kaldırdı. Başka bir aleme bakıyor. Hangi alem bu? Alemi insani bana göründü. İnsanlar alemine baktım diye. O alemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki dehşetimden feryat ettim. Eyvah dedim. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları ve emelleri, kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları, fikirleri ve ebedi beka ve saadet-i ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları ve hadsiz makasıda ve metalibe müteveccih fakir ve ihtiyacatları ve zaaf ve acziyle beraber hücuma maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdağlı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belası içinde ehli gaflet için zulümat-ı ebedi kapısı suretinde görünen kabre ve mezaristene bakıyorlar birer birer ve taife taife o zulümat karanlık kuyusuna atılıyorlar. Dışarıdan baktığın zaman insanlar insanlık alem böyle görünmüyor mu? Evet. Böyle görüyor. Yanıyor. Böyle görünüyor. Tabii çıplak gözle bakarsan bu budur. Şimdi Allah'ı haşa düşünme. Dini düşünme. İnsanlara bak. Böyle göreceksin. İnsan bu. Nasıl? Ebede uzanıp giden arzular, emeller. Arzumuzun, emellerimizin, planlarımızın, programlarımızın hiç ucu bucağı var mı? Neler düşünüyoruz? Neler istiyoruz? Yok.
kainatı kuşatan tasavvurlarımız ve fikirlerimiz var. Ebedi beka ve ebedi saadet ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetlerimiz ve kabiliyetlerimiz var. Yani ebedi yaşamak istiyoruz ama ebedi mutluluk içinde ebedi yaşamak istiyoruz. O da var. Haksız, hadsiz maksatlara ve isteklere müteveccih, fakir ve ihtiyacatları ve zaaf ve acziyle beraber bütün bu hadsiz emeller var, arzular var, istekler var fakat aciz, zayıf. Aciz ve zayıfız. Bu beynimizde düşündüğümüz şeyleri karşılama gücümüz var mı? Yok. Cenneti nerede bulacaksın? Ebedi saadeti nerede bulacaksın? Bütün ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksın? Haydi Cenab-ı Hak elini çekse nasıl nefes alacaksın? Havayı nasıl sen ayarlayacaksın? Güneşi nasıl çıkaracaksın? Hidrojenle oksijeni birleştirip nasıl su yapacaksın? Hadi lan! Oho, birdenbire şiştin. Birdenbire şiştin. O, bırak artık o kadar uzun arzuları. En kısa arzularını mutlak yapmak zorunda olduğun, mutlak karşılamak zorunda olduğun ihtiyaçlarını karşılayamaz. Nasıl nefes alacaksın? Nasıl hararetini gidereceksin? Nasıl açlığın gidecek? He? Bütün bunlarla beraber, hadsiz musibet ve düşmanlarıyla beraber, gayet kısa bir ömür, ömründe kısacık gözünü bir açıyorsun bir kapatıyorsun. Ayda bitti. Bitti. O kadar kısa. Yani 10.000 sene yaşasın yine kısa. Çünkü insan günlük yaşıyor, günlük. Hayatımız günlük gözü. Bak bu 24 saat. Yarının ne olacağını bilmiyoruz ki. Dün ise zaten gitti. Hayatımız abi günlük. Yarın yine günlük. Öbür gün yine günlük. Yevmiye. He valla. Günlükle günlük yaşıyoruz ya. Ömür. Kısa bir ömür. Gayet dağdağlı, inişli çıkışlı, engebeli bir hayat. Gayet perişan bir geçim derdi içinde. Kalbe en elin ve en müthiş alet olan devamlı ayrılıklar, yok oluşlar. Bir de bu bela var başımızda. Baban gidiyor, anan gidiyor, kardeşin gidiyor, arkadaşın gidiyor, hayvanın gidiyor, malın gidiyor. La havle vela. Gün gidiyor, mevsim gidiyor. Hiçbirini tutamıyorsun. Bir de bu bela. Ehli gaflet için zulümat-ı ebedi kapısı suretinde görünen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o karanlık kuyuya atılıyorlar. Aha, insanın dışarıdan baktığın zaman, Allah'ı ahireti düşünmeden baktığın zaman insanların vaziyeti bu mu değil mi? E düşün hadi aha beyim. Aha şu zatın anlattıkları. E vallahi aynen böyle. Allah yoksa aha insanların durumu bu işte de. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem belki bütün zerrat-ı vücudum feryatla ağlamaya hazırken birden Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Baiz ismi Varis burcunda, Muhyi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda tülû ettiler. O alemi insani içindeki çok alemleri tenvir ettiler, ışıklandırdılar ve nurani ahiret aleminden pencereler açıp o karanlıklı insan dünyasına nurlar septiler. Cenab-ı Hak Adil ve Hakim isimleriyle, Adil isminin hikmetiyle, Rahman isminin ikramıyla, Rahim isminin mağfiretiyle, Baiz isminin varis bunu anlamadım. Muhyi isminin ihsanıyla,
Rab isminin malikiyetiyle aleme tecelli etti. O zaman o kafasına takılan sorular, o şu zatı gördüğü zaman hüzüne, üzüntüye düşüren noktaların hepsini aydınlattı. Aydınlattı mı, aydınlatmadı mı? Cenab-ı Hakk'ın şu isimlerini eğer biliyorsak, tamam, şu soruların hepsi halloldu gitti. Şu soruların hepsi halloldu gitti. Ne oldu şimdi? Hayvanat alemine baktı, o alemi Allah'ın bir ismi aydınlattı. Yavruların alemine baktı, Cenab-ı Hakk'ın bir ismi o alemi aydınlattı. İnsanlık alemine baktı, Cenab-ı Hakk'ın kaç tane ismi birden tecelli etti. O alemin de karanlığını dağıttı, nurlandı. Allah nuru semavat ve ard ayeti yerden göğe kadar hakikat midir, değil midir? Aynı hakikattir. Sonra muazzam bir perde daha açıldı. Alemi arz göründü. Yeryüzü bir alem halinde bana göründü diyor. Felsefenin karanlıklı kavanini ilmiyeleri hayale dehşetli bir alem gösterdi. 70 defa top güllesinden daha süratli bir hareketle 25 bin sene mesafeyi bir senede devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstahit ve içi zelzeleli ihtiyar ve çok yaşlı küreyi arz içinde alemin hadsiz fezasında seyahat eden biçare nevi insan vaziyeti bana vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Şu yeryüzü bizim gemimiz de, onun üzerinde gidiyoruz. Nasıl bir gemi bu? Ulan kendi etrafında top güllesi gibi dönüyor. Bak aha böyle kendi etrafında. Top güllesinden 70 defa daha hızlı dönüyor ve dönerken de 25 senelik bir mesafede dönerek gidiyor böyle. Aha böyle dönerek 25 bin senelik mesafeye gidiyor her sene. Ha bu gemi gibi gidiyor. Kaptan yok, bir şey yok. Nereye gideceğini sen bilmiyorsun. Üstelik içi zelzele, ihtiyarlama içi zelzeleli. Her vakit dağılmaya, parçalanmaya müsait. Üstelik hadsiz, bucaksız fezada geziyor. Ve yolcuları da insanlar, nereye gidiyor belli değil, zavallı. Gemi nereye gidiyor, insanları nereye götürüyor, o da meçhul. Bana vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Sen de niye o gemiye bindin? Binersen böyle başın da döner, gözün de kararır yani. Bizim dönmüyoruz. bizim dönmüyor, biz bilmiyoruz ki, ne bize gerek? Birden Halık-ı Arz ve Semavat'ın Kadir, Alim, Rab, Allah ve Rabbü semavati vel ard ve musahhuru şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulu ettiler. O alemi öyle nurlandırdılar ki, ne hangi alemi? Arz alemini, yeryüzü alemini. O halette bana küre-i arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisi, tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm. Yeryüzünü diyor bir gemi gibi gördüm. Ama nasıl gemi? Muntazam, musahhar, hizmetkar edilmiş insana. Mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisidir. Hem gezmek için, hem keyif etmek için, hem de ticaret için hazırlanmış. Geminin içine hazırlamış geminin sahibi. Öyle bir gemiye bindiğin zaman aklına başka bir şey gelir mi? Yok. Hem muntazam, hem musahhar, hem mükemmel, hem hoş, hem emniyetli, hem de gayet güzel içi dizayn edilmiş. Bineceğin keyfine bakacağım. Bineceğin keyfine bakacağım böyle bir gemide. Arada deprem oluyor. He? Arada deprem oluyor diyorum. Depremi olanlar düşünsün.
Yıktı koca koca binaları yıktı. Aynı binanın yanındaki binayı niye yıkmadı? Seçmece diyorsun. Seçmece olmasaydı o zaman rastgele olurdu. Koca bina yıkıyor da buradaki barakayı niye yıkmıyor? Koca rezistantı, kület, nedir? Rezidans mı diyor? Rezidans. Karın ağrısı. Rezidans. He. Kületti daha, toprağa kalktı. Evet. Oradaki şeylere, barakalara bir şey yapmadı. Kerpiç evlere bir şey yapmadı. Yalancı. He. Zelzele kime geleceğini bilir. Zelzele başıboş değil ki. Sel başıboş değil ki. Yangın başıboş değil ki. Bu alem başıboş değil ki. Şu zat işte kendi ismiyle aleme bakılmasını bize öğretiyor. Diyor ki bununla, benimle bak. Aleme benimle bakarsanız rahat eder. Bakmazsanız içinden çıkamazsınız ki. Elhasıl bin bir ismi ilahinin kainata müteveccih olan o esmadan her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eden, nurlandıran bir güneş hükmünde ve sırr-ı ehadiyet cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın o isim zatına ait olması cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Bir Cenab-ı Hakk'ın her alemdeki bir ismini gördüğü zaman o ismin içinde bin bir ismini de görüyormuş, görmeye başlamış ya. Sonra kalp her zulümat arkasında ayrı ayrı bir nuru gördüğü için seyahate iştihası açılıyordu. Hayale binip semaya çıkmak istedi. Dedi lan bu iyi, bu seyahat iyi. Önce biraz canı sıkılıyor. Hadi başı dönüyor filan ama sonra hakikati görünce oh rahatlıyor. Önce bir heyecanlanıyor. Aklı karışıyor. Sonra esma-i ilahi cihetiyle bakınca ondan sonra rahatlıyor. Bu alem böyledir. Gördün mü bu alem böyledir. Hangi alemin içerisine girersen gir. Biz insanlar aleminin içindeyiz. Başka bir yere gidecek halimiz yok. Gücümüz de yok. İnsanların içindeyiz. Hangi insan ortamına girsen ayrı bir alem. İçkicilerin içerisine girsen ayrı bir alem. Kumarcılar ayrı bir alem. Başkacılar başka alem. Tekkeciler başka alem. Camiciler başka alem. Efendim STK'cılar başka alem. Devletçiler başka alem. Particiler başka alem. Allah! Karılar başka alem, çocuklar başka alem, ihtiyarlar başka alem, hastalar başka alem, zenginler başka alem. Alem alem. Hangisine girsen önce bir dehşete kapılıyorsun. Ya vallahi bile. Ne zaman Cenab-ı Hakk'ın ismiyle bakarsan o zaman rahatlıyorsun, sükunet ediyorsun. Biliyorsun ki bu alem tek elden idare ediliyor. O zaman tereddüde gerek yok. Kafanı takma, kafanı takma. Bütün kainat bir elden idare ediliyor. O zaman kendi işine bakacaksın. Rahatsız olmaya gerek yok yani. İçlerine girmeyecek miyiz? İçlerine girmemen elinde mi? İçine gir ama kalbinle girme yani. Elinin ucuna tut. Lazım olduğu kadar al bırak. Bir tanesi 12 öyle olmuş. Medresenin karşısında bir anda dershaneden çıkmayan kişi hep uzak duruyor. Askerler gelir falan diye. Ya üstad ne diyor? Pencerelerden seyret, içlerine girme. Ben diyor pencereden seyrediyorum. O derse gelmiyor mu? Tamam işte. Pencereden seyrediyor işte. Nasıl öğrenmiş ya? Pencereyi öğrenmiş yani en azından. Elhamdülillah. Dersi bıraktırıyormuş üstad. Şimdi bu sıkıntılı halde baktı. Esma-i İlahi'yle gördü, rahatladı. Hoşuna gitti. Dedi ki ulan biraz daha gezeyim dedi. Hayale binip semaya çıkmak istedi. Kim bu hayale binip de semaya çıkmak isteyen? Üstad. Hadi bakayım çıksın bakayım orada ne gördü. O vakit gayet geniş bir perde daha açıldı. Kalp semavat alemine girdi.
gördü ki o nurani tebessüm eden suretinde görülen yıldızlar küreyi arzdan daha büyük ve ondan daha süratli bir surette birbiri içinde geziyorlar, dönüyorlar. Oho! Ulan trafik şöyle bir karıştığı zaman aklın karışıyor. Diyor ki yeryüzünde daha büyük ve daha süratli varlıklar birbiri içerisinde geziyorlar abi. Yukarıda. Mermi gibi. Bir dakika birisi yolunu şaşırsa başkasıyla müsaade mi edecek, çarpışacak, öyle bir patlak verecek ki kainatın ödü patlayıp alemi dağıtacak. E haydi şimdi haydi. Semaya da çıkmak istedin ya, çık bakayım gör bakayım ne oldu. Çıktığına pişman oldu yani garibim. Nur değil ateş saçarlar, tebessümle değil vahşetle bana baktılar. Hadsiz, büyük, geniş, hali, boş, dehşet, hayret zulümatı içinde semavatı gördüm. Geldiğime bin pişman oldum. İşte kozmonotlar, astronomlar. Akılla gidenler ha böyle oluyor işte. Hepsi panikte. Akılla gidenler ha böyle oluyor. Meteor işte. Çarptı çarpacak her gün. Birden Rabbü semavati vel ard, Rabbül melaiketi vel ruh, hum esma-i hüsnası, ve lagaz zeyyenne semâed dünya bi mesâbih, ve sahara şemse vel kamer burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. Allah dedi ki buralar boş değil, buralar da benim kontrolümde. Buraların da Rabbi benim dedi. Hiçbirisi rastgele dönmüyor. O mana cihetiyle karanlık üstüne çıkmış olan yıldızlar o envar-ı azimeden, o büyük nurlardan birer lema alıp yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alem-i semavat nurlandı. Allahu nuru semavati vel ard ayetini şimdi hatırladık mı? Semayı da Cenab-ı Hak esmasıyla aydınlattı. O boş ve hali tevehhüm edilen semavat dahi melaikelerle, ruhanilerle doldu şenlendi. Oralar melek kaynıyor, melek, ruhaniler, melekler. Böyle adım atacak yer yok gökyüzünde. Adım atacak yer yok. Sultan-ı ezel ve ebedin hadsiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar bir manevrayı ulvi yapıyorlar tarzında. Yukarıda askeri manevra yapıyorlarmış. O Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşa-i rububiyetini gösteriyorlar gibi gördüm. Cenab-ı Hak bunlar benim ordum diyormuş ordu. Ordularını gösteriyormuş. Bütün kuvvetimle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın insanlarıyla diyecektim. Hem umum onların namına dedim. Diyecektim dedim diye. Bütün mahlukatın namına onların insanlarıyla demiş. Ne demiş? Allahu nuru semavati vel ard mefeli nurihi kemişkatin fiha misbah el misbahu fi zücace el zücacetu ke enneha kevkebin durriyun yugadu min şeceratin mübareketin zeytunetin la şarkiyetin ve la garbiyye yekadu zeytuha yudiyu ve levlem temsesü nur nar nurun ala nur yehdillâhü li nûrihi men yeşâ ayetini okudum, döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillâhi alâ nûril iman ve Kur'an dediğim. Seyri sülükünü tamamladı. Seyri sülükünü. Miracına çıktı. Nereden başladı? Hayvanlardan başladı. Yavrulardan git. Ha, bitkiler de var değil mi? Vardı. Bitki. Bitkilerden başladı. Bitkilerden başladı. Tabii ya. Bitkilerden mi? Yok. Hayvanlardan başladı. Kafamı karıştırma. Etfal, yavrular. Hayvanlardan başladı. Yavrulardan gitti. İnsanlara girdi. Ondan sonra küre-i arza geldi. Ondan sonra semaya çıktı. Ama sen bitki söyledin yani orada. Hayvanlar, bitkiler. Ya o, Allah onu ben söyledim. Üstad söylemedi ki. O kadarcık da olsun farkımız ya. Şerhte var. Yani hakikaten
Hacı Mustafa konuyu getirdiği zaman baktım lan bunun içinden çıkılacak bir şey değil ama şu ayetin hakikaten Allah nuru semavati vel ard ayetini beynimizde bir ufuk açtı. Ayeti biraz beynimiz, kalbimiz biraz anlar hale geldi ya. Hakikaten şu kainatın nuru Allah'tır. Allah bin bir esmasıyla, sıfatıyla Cenab-ı Hak bu alemi aydınlatıyor. Niye aydınlatıyor? Ulan bu alem dediğin şey zaten onun esma ve sıfatının tecellisi de. Yani Allah'ın namına aleme bakarsan alem nurlu, güzel, seyre değer yani. Ama sen kendi gözünle, kendi aklına bu aleme bakarsan devamlı stres içinde kalman lazım. Devamlı gardını alıp gezmen lazım. Yani. Yaşayamazsın aslında, öyle yaşanmaz. İman insana bu dünyada da rahat bir hayat sürdürüyor. İmanla insan ancak rahat eder. Nereye gidersen git, nereye baksan Allah'ın mahluku. Nereye baksan Allah'ın esma ve sıfatının tecellisi. Var mı bir erkek o tecellinin dışına çıkabilecek? Yok. O zaman keyfine bak. İşte pencerelerden seyret, içlerine gir ve o zaman geçerli işte. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahuman elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, bu imanın lezzetini kalbimize, beynimize yerleştir ya Rabbi. Lillahi'l-Fatiha.